Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Benim asıl sesim bu değil. Bugün aşağı yukarı bir aydan beri devam eden bir hastalığın, rahatsızlığın, yıpranmışlığı içinde sizinle konuşacağım. Sesim de onun bir parçası. Ama dualarınızla inşallah daha nice hizmetlerde ben de karınca kararınca bulunacağım, bulunmayı arzu ediyorum. Bir muhterem Hoca Efendi vardı, Suriye asıllı, Mekke'de hocalık yapıyordu. Onunla da dostluk kurmuştuk. Bir sohbetimizde dedi ki, ben hayatı bir şey için ister ve severim. O da hizmet. O da Allah rızası için onun kullarına hizmet. Bunu yapabildiğim sürece yaşama sevincim olur ve yaşama arzum olur demişti. Bir hanımefendi, arif bir hanımefendi, iyi yetişmiş bir hanımefendi ile birlikte vaktiyle bir yerde bir ödül alacağız. Bir şeyden dolayı ödül veriyorlar. O hanımefendiye de veriyorlar. Bendenize de, başka arkadaşlar da var. İşte bugün arkadaşların yaptığı gibi bu ödül törenlerinde ödül alacak olan şahıslar hakkında birileri konuşma yaparlar bildiğiniz gibi. Orada da o hanımefendinin hizmet ve kemalatından bahsettiler. O da çıkınca dedi ki, bir yüce dağa bir kuş konmuş. Biraz orada oturmuş. Yapacağını yapmış. Ötmüş, yumurtlamış, yavrulamış, büyütmüş. Sonra da kalkmış gitmiş. Bir yüce dağın başına bir kuş konmuş. Sonra da kalkmış gitmiş. Bu ümmet bu yüce dağdır. Biz de o yüce dağın başına konup bir süre yumurtlamış, yavru yapmış, onları uçurmuş. Ondan sonra da vakti gelince inşallah irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye ayetine masal olarak aslında rücu etmiş insanlardan olmayı umarız. Bunun ötesinde söylenen sözleri muhabbet olarak kabul ediyorum. Şimdi efendim, hem siz epeyce yoruldunuz, hem ben bugün çok konuşacak durumda değilim. Onun için de çok uzatmayacağım ama böyle dediğime de bakmayın. Söz sözü açarsa uzayabilir. Yani geçmiş tecrübeler bunu gösteriyor. Mesela yarım saat konuşacağım diye çıkıp 1 saat 45 dakika konuştuğum olmuştur. Bakalım Mevla bugün ne nasip eder. Nelerden bahsetmek istiyorum? Öncelikle لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ buyuruyor Allah Teala. Yemin ederim ki diyor, ben size bir takım nimetler ihsan ederim, imkanlar veririm. Eğer siz bu inam-ı ihsanın hakkını yerine getirirseniz artırırım, daha veririm, daha veririm.
Fakat siz bu imkanı, bu nimeti kullanmazsanız, zayi ederseniz, israf ederseniz, o zaman bu sözün muhalif mefhumu nedir? Vermem. Keserim. Hatta o nimeti elinizden alırım. Bu ilahi düsturu niçin hatırlatıyorum? İşte yaşı benim gibi olan insanlar, hatta buna lüzum yok. Yani 12 Eylül'ü, 27 Mayıs'ı, 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ı yaşamış olanlar dediğim zaman, şu muhataplarımın pek çoğu bunları yaşamışlardır. Onu yaşadığımız günleri, şartları, atmosferi, o günkü ufkunuzu, o günkü ümidinizi bir düşünün. İçinde bulunduğunuz halin sizde hasıl ettiği, mesela belki ümitsizliği, belki ufuk mesafenizin çok kısalması, taleplerinizin çok mütevazı hale gelmesi gibi. Bir bunu düşünün, bir de bugünü düşünün. Bizim camiamız dediğim zaman ben Ensar'ı kastetmem. Ümmetin icabet edeninin tamamını kastederim. Efendimizin ümmeti bugün 1 milyar 600 milyon civarındadır. Bizim asıl camiamız budur. Bunların tamamı bizim akrabamızdır. Akrabanın da uzağı var, yakını var. Bunlar kardeşimizdir. Kardeş. Yani o kadar yakın akraba, ama bu 1 milyar 600 milyon akrabası olan bir insan gibi kendimizi düşünmek durumundayız. Hem vizyon, hem misyon, vazife, heyecan, ufuk bakımından 1 milyar 600 milyon akrabası olan, derdiyle, gücüyle, sevgisiyle, sevdasıyla, kusurlarıyla, günahlarıyla bu kadar kardeşi olan bir insan gibi kendimizi hep konumlandırmak ve düşünmek mecburiyetindeyiz. Bu camianın Türkiye bir parçası, Türkiye halkı. Türkiye halkının aslından kopmamış olanları, bizi biz yapan değerlerden kopmamış olanları yine bir parça, ama bütünün bir parçası. O bütünden ayrı, onunla alakası kesilmiş değil, onun bir parçası. Şimdi camia dediğim zaman, yani bu nimet, bahsettiğim nimetin kıymetini bilmesi icap eden camiaya doğru geliyorum böyle adım adım. Aslından kopmamış, bizi biz yapan değerlerden uzaklaşmamış, kendine yabancılaşmamış olan insanımız, şimdi daha öze, çekirdeğe yakın bir camia. Bunların içerisinde de mesela İmam Hatip nesli, o birbirini tamamlayan parçalardan önemli bir parça olarak yine ümmetin bir kısmı. Bu söylediğim, yani İmam Hatip neslinden biraz önce tasvir ettiğim merdiven basamaklarından yukarıya doğru çıkarsak, bizim değerlerimize yabancılaşmamış olanların tamamı bugün Allah Teala'nın bize lütfettiği nimetin, ihsanın farkındadır. Farkında olmamak mümkün değildir. Bunu nimet olarak kabul etmemek mümkün değildir. Buna sevinmemek mümkün değildir. Buraya kadar hiçbir şüphem yok, ama bu nimeti yerinde kullanmak ve Allah'ın artırmasını sağlamak için üzerimize düşene geldiğinde orada farklılaştığımızı
Orada çok önemli kusurumuzun, tembelliğimizin, neme lazımcılığımızın, heyecansızlığımızın, uykuda oluşumuzun şikayetçisiyim. Bunun şikayetçisiyim. Ve bundan dolayı da çok korkuyorum. Neden korkuyorum? Allah'ın kadri kıymetini bilmediğimiz ve israf ettiğimiz takdirde bu imkanı elimizden almasından korkuyorum. Çünkü kanun-u ilahi bu. Ya bunu artırmanın yoluna gireriz ya da kaçırırız. Elimizden kaçırırız. Peki bu nimetten istifade, bu imkandan istifade. Bugün Allah'ın inanmışlara düne nispetle büyük imkanlar verdiğini kimse inkar edemez. Peki bu imkandan biz öncelikle ne için yararlanacağız? Mesela vaktiyle başkaları zengin oldu, şimdi de biz zengin olalım. Vaktiyle başkaları vali oldu, kaymakam oldu, genel müdür oldu, milletvekili oldu, cumhurbaşkanı oldu, başbakan oldu. Şimdi sıra bizde. Biraz da biz buraların sefasını sürelim. Mesela şeklinde eğer bu imkandan istifade edersek bu nankörlüktür. Ve Allah mümine bu imkanı bunun için vermez. Bir kural hatırlarsanız bakın. Bir mümin hiçbir kamu görevine aslında talip bile olmaz. Bir mümin herhangi bir kamu görevine talip bile olmaz. Bırak başkalarıyla rekabet etmeyi, onlara çelme takmayı, onların yolunu tıkamayı, onun yerine geçmek için kumpaslar kurmayı, onları bırak. Kendisi, Rabbim beni bundan azat etse de, azat etse de, hesabı zor verilecek şekilde değil, hesabı kolay verilebilecek bir hayat sürsem ve öylece hayatımı tamamlasam diye düşünür. Böyle arzu eder. Bakın Hazreti Ömer, bir hatırlayalım. Hazreti Ömer bunu bir mecusi zimmi, yani İslam ülkesi vatandaşı, gayrimüslim, onlara zimmi deniyor. Bir mecusi, biliyorsunuz, ortasından, sapı ortasından iki tarafı kesen bir kama yapıyor hususi. Hazreti Ömer camide namaz kıldırırken rükua vardığında arkadan insanları yaralıya yaralıya gidiyor ve Hazreti Ömer'i de ağır bir şekilde yaralıyor. Bir iki gün o yarayla yaşadı ve vefat etti. Ama bizim için bir iftihar tablosu olduğundan dolayı biraz evveliyatını da söyleyeyim. Bu adam niye Hazreti Ömer'i yaralıyor? Çünkü İslam ülkesinde yaşayan gayrimüslimler askerlikten muaftırlar. Askerlik yapmazlar. Buna mukabilde bir baş vergisi verirler. Kadın vermez, çocuk vermez. Kazancı olmayan vermez. Kazancı olan gayrimüslimler, bugün dünyanın birçok yerinde baş vergisi diye bir vergi vardır. Bir de bizde cizye deniyor. Böyle bir vergi verirler. Orada bir vergi tarih edilmiş, konmuş. Adam bunu fazla bulmuş. Halifeye şikayete gelmiş. Birinci madde dikkatini çekiyorum. Yani bir cumhurbaşkanlığı falan düşünebilirsiniz. Bugün bendeniz şu kadar yaşıma geldim. Hani birçok o makamlarda bulunan insanlardan talebelerim var. İnanın ben istediğim zaman onlarla irtibat kuramıyorum. Yani çoğunun telefonu da yoktur bende zaten. Olsa bile telefon ettiğinde onlar çıkmaz. Yani kaç tane adam vardır sırada. İşte oraları geçecek. Ha hocam haber verelim. Biz sizi arayalım, dönelim, dönelim derler. Zaten ben aramam da. Yani aradığım zaman. Hazreti Ömer de
işte oranın cumhurbaşkanı. Yani. Öteki de gayrimüslim bir vatandaş. Ben Alife ile görüşmek istiyorum diyor. Buyur görüş diyorlar. Geliyor. Huzuruna kabul ediyor Hazreti Ömer. Diyor ki bana fazla vergi vermişler, koymuşlar. Bunu azalt. Hazreti Ömer soruyor. Senin işin ne? Adam üç meslekten bahsediyor. Adamın üç mesleği var. İşte demircidir, marangozdur filan. Diyor ki senin üç sanatın, zanaatın var. Bundan dolayı da ortalama gelirin şu, genel ölçüye göre sana konan vergi fazla değil, diyor. Bu öyle mi diyor, peki ben sana gösteririm diyor ve çıkıyor gidiyor. Böyle diyor, çıkıyor gidiyor. Tekrar dikkatini çekerim. Sonra bir gün Hazreti Ömer yine ona rastlıyor, diyor ki, işittim ki sen rüzgarla çalışan değirmen yapıyormuşsun diyor. Medine halkının da buna ihtiyacı var. Medine'ye böyle bir rüzgarla çalışan değirmen yapsam diyor. O da diyor ki ben sana bir değirmen yapacağım. Bütün dünya onu konuşacak yakında diyor. Bu söz üzerine de Hazreti Ömer arkadaşlarının yanına geliyor diyor ki gavuroğlu gavur beni tehdit etti görüyor musunuz diyor. Söylediği bundan ibaret. Ya bu kısmı da bir menkıbe, bir hatıra olarak size söylemek istedim. Şimdi gel, hani niye söyledim onu da söyleyeyim, süs olsun veya ben çok menkıbe anlatan hocalar şimdi çoğaldı durmadan, bizim hayatımıza göre, bizim imkanlarımıza, bizim bugünkü şartlarımıza göre çok yukarılarda, bulutların üzerinde olan insanların menakibinden bahsedip insanları ağlatıyorlar. Bunun çok faydalı olduğu kanaatinde değilim ben. Tamam ağlayalım da yani bana benim yapacağımı söyleyeceksin. Ben ne yapabilirim? Ben. O öyle yapmış. Hazreti Mevlana ne diyor? Diyor ki kâr-ı pâkân râkiyâs ez hotme gîr. Gerçi manet derli işten şiir şiir. Ha diyor Farsça'da şiir diye bir kelime var. Bu şiir hem arslan manasına geliyor, hem süt manasına geliyor. Diyor ki, süt manasına gelen şiirle arslan manasına gelen şiir, görünüşte birbirine benzer ama manalarına geçtiğiniz zaman ne kadar farklıdır değil mi? Öyle siz diyor kendinizi manevi seviyesi sizin üstünüzde olan dolayısıyla size nispetle tonlarca daha fazla yük taşıyabilecek olan insanlarla kıyas etmeyin. Bu sizi ya zora sokar, ya çıkmaza sokar, ya ümitsizliğe sokar. Siz onu dinleyin, sevin. Allah Allah, yani bunların karşısında biz neyiz ki? Deyin, ondan sonra dönün, ben bana göre ne yapabilirim? Benim yükümlülüğüm, mükellefiyetim azami. Yani olarak tabii ne olabilir? Ne olabilir? Şimdi Hazreti Ömer yaralanıyor. Yatıyor. Vefat edeceği de anlaşılıyor. Onun üzerine ziyaretçiler geliyor. Bir tanesi Hazreti Ömer'i methediyor. Diyor ki ya sahabelikse sahabelik, hicretse hicret, cihatsa cihat, hilafetse hilafet. Sen diyor Allah'ım ne mutlu, kutlu, şanslı ve inşallah akıbeti hayır bir kulusun. Hazreti Ömer'in ona cevabı, sen onları bırak diyor. Ben başa baş bu dünyadan ayrılmayı umuyorum diyor. Arkadaş başa baş. Dikkat buyuruyor musunuz? Yani bütün yapıp ettiklerim bir de bunlar için harcanacak olan kusurlarım. Eğer ben diyor bunlar yan yana geldiğinde başa baş bu dünyadan ayrılırsam Allah'a hamd ederim diyor. Hazreti Ömer gibi bir insan. Şimdi bu insanlar Allah Teala'nın kendilerine bahşettiği, lütfettiği imkan ve ihsanı, nimetleri, imkanları
iktidarı, serveti ilahiri işte bunları birinci derecede ne için sarf edilmesi lazım gelirse orası için sarf etmişler. Ve hiçbiri, tekrar bunu söylüyorum, o makamlara talip olmamış. Mesela Hazreti Ömer yine vefat edeceği anlaşılınca bir danışma, yani şura deniyor oraya, seçme 6 kişinin adını vermiş. Demiş bunlar bir araya gelsinler, benden sonra bu makama gelecek olan adayı tespit etsinler. Bunların içerisinde oğlum da bulunsun, fakat seçilmemek şartıyla. Bunların içerisinde oğlum da bulunsun, Abdullah, ama seçilmemek şartıyla. Talep yok. Ama verilirse, şimdi tabii bugün, yani bu dediğim talebin olmadığı zaman, yani insanların hepsini tanıyor. Baştaki de herkesi tanıyor. Kabiliyetleriyle, kusurlarıyla filan. Kim nereye layık, o da biliniyor. Onun için ona gidip teklif ediliyor. Talip değil, matlub oluyor. O günün şartları böyle. Bugün tabii zarureten, teşekkür ederim, zahmet oldu efendim. Ama bugün zarureten insanların kendini, hani CV diyorlar ya şimdi, CV'sini çıkarıp gerçekten ortada bir emanet varsa, bu emanetin hakkından da gelebileceğini umuyorsa ve orada kendisinin yerini tutacak çok insan olmadığını, belki bir yanılmayla oraya yanlış bir insanın getirilmesi ihtimali bulunduğunu görürse, şimdi o zaman zarureten insan CV'sini gönderir. Der ki, tensip buyursanız ben işte şu vasıflara haizim ve bu vazifeye talibim der. Böyle olunca ahlaksızlık yapmış olmaz. Bu zaruretten kaynaklanıyor. Ama bu insan da yine ille ben olayım demez. Eşiti veya daha üstünü varsa, hele daha üstünü varsa zaten olayım demez. Derse günah işlemiş olur. Kendisinden daha layık, elyak bir insan varsa, buna rağmen ben olayım derse zaten günah işlemiş olur. İşte o başa baş bu dünyadan ayrılamaz. Ayrılamaz. Şeyin gürültüsü de güzel geliyor değil mi şeyden? Hoparlörden. Evet, şunu söylüyordum. Aslında bu makamlara, servete talip olmayız. Servetin peşinde koşmayız. Bu demek. Ama Allah lütfederse bu sefer onu Rabbim nasıl kullanmamı istiyorsa öyle kullanırım. Bütün mülkler devre mülktür arkadaşlar. Devre mülk diye bir şey var. Bilirsiniz değil mi? Hani 15 gün gidiyorsunuz bir yerde, işte dinlenebiliyorsunuz. Sonra geliyorsunuz, yılda 15 günse onun adına devre mülk deniyor. Evinize geliyorsunuz, oraya devre mülk demiyor kimse. Halbuki bir düşünelim. Orası 15 gün, burası da 80 sene. 80 sene sonra devredecek mi, etmeyecek mi? Edeceksen bu da devre mülk. Sadece biraz uzun süreli. Sadece biraz uzun süreli devre mülk. Başka bir farkı yok. Öbürü 15 gün, belki 45 gün. Bu da işte 50 sene, 60 sene, 80 sene. Bu kadar. O zaman biz bunun peşinde koşmayız. Ama Allah verirse dediğim gibi, aman ben malik olmayayım demenin anlamı yok. Malik olursunuz. O zaman oturur, başınızı iki elinizin arasına alır. Ya Rabbi, bana sen bu mülkü verdin. Bu büyük imtihan. Yarın ben bunun hesabını vereceğim. Beni muvaffak kıl da bu mülkümle senin rızanı kazanayım. Bu malımla, bu mülkümle, bu servetimle de ben senin rızanı kazanayım. Şimdi bu mülk için söyledim. Bunu makam içinde
başka imtiyazlar, başka nimetler, Allah'ın sizlere lütfettiği kabiliyetler, imkanlar için de aynen düşünebiliriz hepimiz. Allah ne vermişse bize, bizim camia için söylüyorum şimdi, bu camia diyecek ki, bu bana bir emanettir, yarın ben bunun hesabını vereceğim, o halde ben bunu nasıl kullanmalıyım? Kullanma kılavuzunu açacak Münircin, değil mi? Kullanma kılavuzu. Peki kullanma kılavuzu ne? Allah'ın kitabı, Resulünün sünneti. Peki bu kılavuzun bir uygulayıcısı var mı? Var. O da Allah'ın Resulü. Öyle bir Resul ki, biraz vaaza kaçtı biliyorum şu anda konuşmama. Ben de eski bir vaizim biliyor musunuz? 2 sene vaizlik yaptım talebeliğinde. Ben buradan şimdi çıkarım, merak etmeyin. Vaiz kısmından çıkarım inşallah. Şimdi bu, hatta hemen çıkayım. Buradan hemen çıkayım. Çünkü bu biraz uzayacak gibi. Ama gelmek istediğim nokta şu arkadaşlar. Şikayetçiyim demiştim ya, şikayetimi söylüyorum. Biz Allah'ın verdiği bu imkan ve nimetlere usulsüz tesahüp ettik. Usulsüz tesahüp ettik. Ne demek? Usulsüz sahiplendik. Olması, yani demin söylediğim kılavuz var ya, o kılavuza aykırı sahiplendik. Makam sahibi, oraya talip olan böyle. Zenginimiz böyle. Müdürümüz böyle. Ağamız böyle. Paşamız böyle. Yani herkes bir kere, kimse devre mülk olduğunu düşünmüyor. Bu ebediyen kendisinin gibi. Ve bir kullanma kılavuzuna bakmıyor. Nefsi, nefsani arzuları ön planda oluyor. Ne kötü, ne kadar kötü. Mesela bir Müslüman zenginle, gayrimüslim demeyeceğim yani, dini hassasiyeti daha az olan, öyle eğitim görmüş, öyle yetişmiş, dini hassasiyeti daha az olan, dini uygulaması, tatbikatı daha az olan bir zengin, ikisi de milyarder olsun mesela. Bu iki insanın servetiyle alakası, ilişkisi ve servetiyle ilgili vazifesi birbirine benzemeli mi arkadaşlar? Bu servetiyle ilgili tasarrufu birbirine benzemeli mi? Benzememeli. Çünkü bizim kılavuz başka, onun kılavuzu başka. O insanların kılavuzu şöyle diyor. İç bade güzelse, varsa aklı şuurun, dünya var imiş, ya da yok imiş, ne umurun? Kendine iyi bak. Bir de bu var. Bir bela da bu, bundan da çok şikayetçi. Kendine iyi bak. İyi, herkes kendine iyi baksın. Ama sen kendine iyi bakmak için fırından ekmek alacaksın. Bir fırıncıya ihtiyaç var. Fırıncının bir hamurcuya ihtiyacı var. Hamurcunun bir tane o ekmekle beraber pişen, ona ne diyorsanız işte o pişiren ustaya, ekmekçiye ihtiyacı var. İlâ ahirihi. Sen cemiyet içinde fertsin. İşte laftan lafa geçersek, laf uzar dedim ya. Şimdi az uzama pahasına bundan başka bir cümle daha söyleyeceğim. Şimdi demokrasiden, özgürlükten bahsediliyor. Yeni anayasadan bahsediliyor. Ve diyor ki bireyi efert diyorduk ya, şimdi birey oldu o. Bireyi merkeze alan. Zaten insan hakları dedikleri zaman da özellikle birey olan insanın hakları söz konusu oluyor. Bireyi merkeze alan. Tamam. Bireyi merkeze aldık. Bu birey dediğin kendi başına yaşıyor mu? Bir, kendi başına var oluyor mu? Kendi başına büyüyor mu? Kendi başına okuyor mu? Kendi başına bir meslek sahibi oluyor mu? Kendi başına karnını doyurabiliyor mu? İhtiyaçlarını sağlayabiliyor mu? Emniyetini, güvenliğini sağlayabiliyor mu? İlahiri. Peki bunun için bu bireyin neye ihtiyacı var? Cemiyet içinde fert diye bir kitap vardır biliyorsunuz. Bu sosyal psikoloji dalında Amerikancadan Erol Güngör merhumlar
tercüme etmişlerdir. Cemiyet içinde fert. Sen bireyi merkeze alıyorsun ama o bireyin cemiyet içinde bir birey olduğunu düşüneceksin. Ve dengeyi kuracaksın. Eğer birey haklarına ağırlık verirsem, bu sefer onun da zarar göreceği cemiyetin haklarını ihlal edersen, o da dengeyi bozar. Bu sefer o da dengeyi bozar, bir sürü bela çıkar başımıza. Şimdi bizim zenginliğimiz onların zenginliğine benzememeliydi diyorum. Peki benziyor mu, benzemiyor mu? Bana sorarsanız benziyor. Biz sadece viski içmiyoruz. Belki, inşallah. Hani gizli kapaklı falan içilmiyorsa, ya da işte tanıdığımız zenginlerin nazar itibarı alırsak ki o da içmiyor eminim. Viski içmiyor yani. Geçen bu Uludağ Rektör Yardımcısı Ahmet Sahin Kılavuz Beyefendi, benim damadım da olur, onu söylemediler. Efendim, ben söyleyeyim. Şimdi onunla birlikte bir yerdeydik. Bir hanımefendi geçiyor, 30 yaşlarında var. Yanımızdan geçti. Hanımefendi mesture, mütesettire, tesettürlü. İşte ona göre giyinmiş. Orada da yine bir alınacak, atılacak taraf var ama neyse o öyle. Başını da sık örtmüş. Lakin dudakları yeni çiğ ciğer yemiş gibi. Pişmiş ciğer yiyince o kadar kızarmıyor da. Yeni hemen çiğ ciğer yemiş gibi. Dudakları boymuş. Peki de sen şimdi dudağını öbürüne benzetmişsin işte. Yani. Bu. Hani bu masum mu, en basit mi, en küçük mü? Ne derseniz şimdi. Sıra arabaya geliyor, sıra köşklere geliyor, yalılara geliyor, sıra yemeye içmeye geliyor, seyahatlere geliyor, harcamalara geliyor, ilahi. Buranın tamamında ötekiler serveti nasıl kullanıyorsa bizimkiler de serveti öyle kullanıyor. Sadece belli başlayan domuz yememek, şarap içmemek mesela, kumar oynamamak falan gibi. Ama iş o değil ki, yani iş onlardan ibaret değil. Siz mubah, serbest olanı kullanma kılavuzuna göre kullanacaksınız. Benim bunun içinde ne kadar, bu halk tamam, Allah Teala bu servet bana verdi de, bu emanet, bunun içerisinde ne kadarı benim? Mesela benim bir hocam vardı, bir gün şöyle dedi, yediğin, içtiğin, giydiğin rızkındır oğlum dedi. Yediğin, içtiğin, giydiğin, hakikaten, yani belki buna bir iki bir şey daha ilave edebilirsiniz ama. Yediğin, içtiğin, giydiğin. Onun dışında senin rızkın yok. Rızkın bundan ibaret. Ondan sonrası emanet. Şimdi asıl biz Ensar'ın hizmetlerine doğru buradan gelelim. Şimdi Ensar'ın hizmetlerini burada anlattı. Gördünüz. Ben Ensar'ın hizmetini, Ensar ve diğer aynı zihniyette aynı misyonu benimsemiş olan kardeşlerimizin çalıştığı sivil toplum kuruluşları, her biri bizim kardeşimiz, hepsi şuracıkta yerleri var, hepsinin. Biz ensarcı değiliz, ensarcı falan olmaz insan. Ne ensarcı, ne elim yaymacı, ne Süleymancı, ne Nurcu, Cuci olmaz. Oralardan nasiplenirsiniz. Oralardan nasiplenirseniz, yani ilim, irfan, eğitim, terbiye alırsınız ama orası sizin için ayrı bir ülke. Oradaki insanlar ayrı bir kardeş, diğerleri yabancı olmaz. Böyle olduğunda gayrimeşru bir hal içindesiniz demektir. Çizgiden çıkmışsınız demektir. Böyle bir bütünlük şimdi içerisinde. Bu hizmete koşulan insanlar, İnsanların bugün Türkiye'de hayati önemi olan bir vazifeleri var. Hayati önemi. Ceketimi çıkarsam ayıp olur mu? Bismillah.
Eskiden ceket çıkarırken biri gelirdi böyle alırlardı falan. İş değişti galiba. Yok fazla sıkmamak için ara sıra latife yapıyorum. Yoksa Allah razı olsun onlar öyle hizmette kusur eden insanlar değil. Efendim çok önemli, hayati bir vazifesi var. Bugün sivil toplum hizmetinin, sivil toplum kuruluşlarının, sivil toplum faaliyetlerinin Türkiye'de bizim için son derecede hayati bir vazifeleri var. O vazife nedir? Şimdi oraya azıcık bir iki adım geri atıp buraya geleceğim. Cenkciğim unutursam sivil toplum kuruluşlarının hayati vazifesi. Ama bir iki adım geriden geleceğim. Şimdi biz tarifi şöyle, yine anayasada nasıl geçer onu bilmiyorum. Laik, demokratik, sosyal, hukuk devleti. Değil mi? Bizim devlet anayasasında bu niteliklerle tarif ediliyor. Bunun da başında ne var? Laik. Şimdi laik dediğiniz zaman sert laiklik var, yumuşak laiklik var. Hani ılımlı İslam, radikal İslam diyorlar ya, şimdi aslında laiklik de öyle. Radikal laiklik var. İşte Rusya'daki laiklik, tek parti döneminde Türkiye'deki laiklik. Bir ayrı, işte onlar sert laikliktir. Onlar dini tamamen dışlamak isterler. Dinler, inançlar karşısında eşit mesafede olmak değil, onlar dinleri dışlamak isterler. Dindarlığa fırsat vermezler. Toplumun dindarlaşmasının kaynaklarını kuruturlar. Ki toplum dindarlaşmasın. İşte bu sert laiklik böyle. Yumuşağı nedir? Yumuşağı nedirden evvel, eğer İslam devleti olaydı, devletin vazifesi ne olurdu onu söyleyeyim. Sonra bu yumuşak laik olan ne yapar onu söyleyeyim. Bakın eğer İslam devleti olsa, devletin ilk vazifesi, İslam'ı ümmetin hayatında korumak, yani yaşanır kılmak ve yaymaktır. Kimin vazifesi? Devletin. İslam devletinin vazifesi. Laik devletin böyle bir vazifesi olmaz. Olamaz yani, zorlamanın anlamı yok. Erkek keçiden süt istiyorsun. Menizciğim erkek keçi süt verir mi? Bizim zamanımızda vermiyordu. Herhalde yine vermez. Erkek keçiden süt olmaz. Laik devletten de İslam'ı toplumun hayatında koruyacak, yayacak, bir de dünyaya yayacak. Yani Türkiye'de Müslüman olmayanlara İslam'ı götürecek. Zorlama yok. Ama onun bir programı var, onun yolu yöntemi var. Zorlamak yok diye yapmak da yok. Uyumak hiç yok. Nerede o delikanlı? Uyumak hiç yok. Ama bir şey var. Yani yapılan bir şey var. Tebliğ. Sevdirmek. Bir yolunu bulup insanların gönlüne girmek, kalbine girmek ve sizin güzel Müslümanlığınız sayesinde İslam'ı sevdirmek ve yaymak. Devletin vazifesi budur. İslam devletinde yükselen değer İslami değerlerdir. Bir şey daha söyleyeyim. İslami yönetimde erdemler, dini ahlaki erdemler aleni, günahlar, kusurlar gizlidir. Gizli. Gizli ne demek? Yani herkesi peygamber veli yapamazsın. Herkesi salih kul yapamazsın. Bir cemiyetin içerisinde günah işleyen de olur. Olur. Ama o mesela hani Ramazan'da böyle sigarayı alıp tüttürerek gitmek gibi işte efendime söyleyeyim. Yani böyle insanın alnına yani inanmış insanların alnına vurarak bir takım hürriyet kullanımları var ya. Mesela böyle şeyler olmaz. Buna izin verilmez. Yani
İslami bir toplumda ve yönetimde arkadaşlar kusur, günah, suç zaten diğerlerinde de olmaz da kusur ve günah aleni olarak icra edilemez. Edilirse müdahale edilir. Efendim bu bana göre günah değil, sana göresi yok. Ben toplumu korumak için senin bu noktada hürriyetine müdahale etmek durumundayım der. Git evi, hani git evin içinde yap demez de, yani işte o manaya gelir. O git evin içinde ne halt edersen et. Manasına gelir. Şimdi bu böyle ama laik ülkede bütün inançların, bütün felsefelerin, bütün hayat tarzlarının yaşama imkanı vardır. Edinme ve yaşama imkanı vardır, öyle değil mi arkadaşlar? Yani laik ülke herhangi bir dine, herhangi bir mezhebe, herhangi bir dünya görüşüne, herhangi bir ideolojiye imtiyaz tanımaz. Gerçi Türkiye'de tanımıyor bir ideolojiye ama onun da ömrünün ben çok uzun olduğu kanaatinde değilim. Yani bu demokrasi yolunda ilerlenecekse onun da ömrü bitecek. İyi de biz buna sevinelim mi? Şimdi gelelim. Vallahi sevinin sevinmeyin. Ama vaka bu. Peki böyle olunca hani öte yandan da bu milletin yüzde kaçı Müslüman? %99 bilmem neyi Müslüman. Resmi mensubiyeti itibariyle Müslüman. Bunların bir kısmı ümmeti davet, bir kısmı ümmeti icabet. Türkçesi şu, bunların bir kısmı iyi yetiştirilmiş, yani Müslümanca konuşuyorum, bana göre iyi yetiştirilmiş, namazında, niyazında, helalini, haramını biliyor. Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkarak yaşıyor. Ben takvayı da böyle tarif ediyorum. Allah'tan kork diyorlar. Ya Allah'tan kork. Başka neden korkuyum? Kurttan kork. Başka eşkıyadan kork. Başka yani korkulacak şeyler var. Allah böyle korkulacak bir varlık değil. Bak Esma-i Hüsna'sına bakın. Allah böyle korkulacak bir varlık değil. Bu tabiri hepimiz kullanıyoruz da yani. Ama arasına şöyle tefsir edelim. Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkar mümin. Takva sahibi de işte bundan korkan mümindir. Allah'ın sevgisini kaybetmek dünyada başka bir şeyle kıyas edilemez bir kayıptır. En büyük kayıptır. Tabii ki en çok ondan korkar insan. Elbette en çok ondan korkar. Şimdi bu ülkede yaşayan insanların bir kısmı ümmeti icabetse, yani onlar iyi yetişmiş ve Müslümanca yaşıyor. Böyle söyleyelim. Diğer kısmı nedir? Diğer kısmı da ümmettir. Onlar da ümmeti davettir. Ne demek? Onlara da münasip bir lisanla, üslupla, yolla bu mübarek dinin güzellikleri anlatılacak. Anlatılacak ve zorlamadan, hürriyetlerine müdahale etmeden onlar da kazanılmaya çalışılacak. Gelirse gelir, gelmezse gelmez. Ümmeti davet bu demek, yani davet durumunda. Davetçi kim? Şimdi davetçi kim? İşte şeyim bu, benim konuşmamın mukaddimesi bitti, şimdi aslına geçiyorum. Bu ne demek? Yani bu 45 dakika sürdüyse 4,5 saat daha falan. Yok yok. Bak tam bunu hazırladım ben yani. Bu noktayı hazırladım. Bu çok kısa gider. Çok kısa. Davetçi kim? Davet edileceği anladık. Bizim zayi edecek bir tane insanımız yok. Bugün gazetelerinde yazı yazan, sokaklarda konuşan, parklarda çatışan, sizin nefret ettiğiniz ne varsa onları yapan insanlar var ya, onların tamamı Hazreti Adem'in çocukları, Muhammed Mustafa'nın bil kuvve potansiyel ümmeti. Başka peygamber var mı? Var mı? Yok. Bir peygamber varsa, bir din varsa, yeryüzündeki bütün insanlar o dine davet edilmektedirler. O halde
Dikkat edin bir de, o dine davet edilmektedirler. Yani edilmek durumundadırlar. Birileri de edecek. Dünyadan Türkiye'ye geldim ben, orada tasvir ettim. Diyelim ki insanımızın bir kısmı şöyle, bir kısmı da böyle. Peki biz bu insanları, biz bu insanlara İslam'ı götüreceğiz. Onları İslam'a davet edeceğiz. Kazanmaya çalışacağız. Kazanamadık mesela düşmanlıklarını hafifleteceğiz. Telif-i kulüp diye de bir kavram var efendim bizde. Adam Müslüman değil, olmuyor da ama bir de İslam düşmanı. Mesela ona yine iyilik yaparak, onunla güzel ilişkiler kurarak, onu fazla tahrik etmeden, hatta gerekirse meşru menfaat sağlayarak, ihaleyi ona vererek arasına vesaire efendim, o adamın İslam'a ve Müslümanlara düşmanlığını kıracağız, yani hafifleteceğiz. Peki, işte bunu kim yapacak? Bunu devlet yapamaz. Yani laik devletin böyle bir vazifesi yok. Kim yapacak? Bir cümle vardı ya, geldik oraya, unutmadım Allah'a şükür. Hani o cümle hayati, yani bugün sivil toplumun hayati bir vazifesi var demişti. İşte sivil toplum, Müslüman sivil toplumun hayati vazifesi budur, bu. Biz her birimiz bir davetçiyiz. Şimdi nedir yahu? Neyi paylaşamıyoruz? Anlayamadığım bu. Benim. Filan cemiyet, filan tarikat, filan okul, filan sivil toplum kuruluşu. Bakıyorsun sanki bunların her biri ayrı bir devlet. Paralelden bahsetmiyorum. Zaten birinden bahsetmiyorum. Dikkat ederseniz. Her biri duvarları örmüş. Bazen duvarlar kalınlaşıyor. Ne zaman kalınlaşıyor biliyor musunuz? Hem de işin kötüsü. Hürriyetimiz arttığında, imkanlarımız çoğaldığında kalınlaşıyor. Şu tezada bakın arkadaşlar. Ben şikayetçiyim bundan. Ben bundan şikayetçiyim. ...28 Şubat... ...fırtınası... ...hani bu balıklar hangi... ...Lodos'ta mı sersem diyorlar... ...ha Lodos... ...28 Şubat'ın... ...Lodos fırtınası... ...hepimizi vurunca... ...duvarlar... ...şeffaflaştı... ...birbirlerine yaklaştılar... ...aman ha ya bak... ...hepimize birden bir tehlike geliyor... ...birbirimizi destekleyelim... Aman bak şu arkada bizden birbirine şu kötülüğü ettiler. Siz de bunu savunun. Siz de bilmem ne falan. Ama şey musibet. Nasihat değil. Yani musibet olunca böyle. Sonra o geçti o felaketler, o kötü devirler. Şimdi Allah Teala imkan lütfetti. Bu sefer ya biz aynı manevi en büyük aynı liderin, ümmeti, aynı kitabın, ortak olan tek bir kitabın mensubu, aynı ümmetin şuurlu davetçileri olarak kardeşiz. Evvela kardeşiz. Bu vazifede sanki askerde hani tertip diye bir şey var ya, bu bir askerlik, bir seferberlik, hepimiz burada askeriz ama sen falan alaydasın, sen filan bölüktesin, sen filan takımdasın. Bir de manga vardı değil mi Hüseyin Bey? Sen de filan mangadasın mesela. E olsun, eğer sen bu mangadaki adam, işte takımı, o da bölüğü, o yanlış kalmadıysa o da taburu, o da alayı, işte o da tümeni, kol ordusu ordusu, iyi askerlik yaptım ben 1,5 sene. 6 ayda mektep. Şimdi bunların hepsiyle irtibatlı değilse, şuurunda daima ben şu noktada, şu mangada, şurada bulunuyorum ama ben o ordunun bir mensubuyum. O ordunun bir mensubuyum. Hep birlikte aynı cihadı yapıyoruz, aynı vazifeyi yapıyoruz, aynı savunmayı da arzu yapıyoruz. Ama benim kaza kader icabı bulunduğum takım burası. Yani o kadar. Ben takımcı olamam, takımlı olurum.
Öyle yani bir de buradan çık öbür takıma, oradan git, yok öyle şey. Yani bir yerde bir vazife vereceksin, verirsin. Peki böyle bir birliktelik olsa bizde şimdi Türkiye'de arkadaşlar, biz bugünkünden daha güçlü olmaz mıyız? Oluruz. Etkimiz daha fazla olmaz mı? Olur. Zaman olmuştur bu ülkede. Sadece şimdi olan değil. Öteden beri arkadaşlar. Zaman olmuştur. Müslümanlar en büyük darbeyi Müslümanlardan yemiştir. Tefrika. Hani diyor ya Akif merhum, girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez diyor. Doğru. En büyük zararı Müslümanlar Müslümanlardan görmüştür. Pek çok örnekler verilir de yakın tarihten verirsem Zülfiyar'a dokunur. Biraz geri tarihi hatırlatmak istiyorum sadece bak. Tarih boyunca İslam devletlerine en büyük mağlubiyeti, acıyı tattıran yine İslam devletleri olmuştur. Düşmanlar değil. Tabii onlar da olmuştur da yani en acısı. Yani hatırlayın. İşte Timur'la Yırdılım'ı hatırlayın. Yavuz Selim'le Memlükleri hatırlayın. Hatırlayın. Safevilerle bizimkileri hatırlayın. Birbirimizi vurmuş, kırmış, öldürmüşüz. Gücümüzü neredeyse sıfıra getirmişiz. Öbür tarafa da fırsat vermişiz. Ve bu işte sivil toplum da böyle. Biz sivil toplumun tamamını biraz önce arz ettiğim gibi aynı sefere çıkmış bir ordunun bölükleri, takımları vesaire gibi telakki edelim. Bunu istirham ediyorum. Burada sanırım muhtelif sivil toplum kuruluşlarına mensup kardeşlerimiz var. Onlardan istirham ediyorum. Arkadaşlar, bu dünyada her şey devre mülk. O sizin sivil toplumunuz da devre mülk. Yarın buradan gittiğiniz zaman neyi, nerede, ne zaman, niçin yaptığınız sorulacak. Hep birlikte şu yükü kaldıralım. Bu yük ne? Bu yük içinde bulunduğumuz şartlarda devletin yapmadığı ama yapılması ekmek su kadar zorunlu olan İslamlaşmadır. Bu İslamlaşmayı sivil toplum yapacak. Devletten bekleyemezsiniz. Devletten bekleyeceğiniz şey neydi o? Gölge etme. Başka insan istemez kabiliyetlerine. Hadi şimdi Temel Bey de burada. Biraz daha, bir adım daha atalım. Yani imkan ver. Herkese ver, bize de ver. Ben bir de orada yine bir şey, adil bir şey söylüyorum. Herkese gövdesine göre ver diyorum. Şimdi koca Yusuf'la ben sofraya otursam, değil mi? Ortaya da bir kuzu konsa. Ya ben onun bir budunu bile yememeliyim yani. Olsa olsa ciğerinden, böbreğinden idare etmeliyim. Efendi onu götürmeli. Çünkü koca Yusuf'a o haktır. O haktır. Arkadaşlar bazen eşitlik zulümdür biliyor musunuz? Eşitlik her zaman adalet değildir. Asıl olan adalettir. Eşiti hak edene eşit verirsin, adalettir. Eşiti hak vermeyene eşit vermezsin, adalettir. Asıl olan adalettir. O halde şimdi eğer laik, demokrat devlet, sivil topluma bir de mani olmuyor, bir de imkan verecekse, hepsine versin, ben bunu tekrar söylüyorum bakın, ama hacmına göre versin. Kime ne kadar hizmet götürdüğünü nazar itibarı alarak versin. Böyle versin. Versin. Bir de o beklenebilir. Ama verse de vermese de, yarın iktidar değişse, şimdi mani olan, engel olan bir iktidar gelse, Allah korusun, gelse, uyuyacak mıyız? Yatacak mıyız? Uyuyacak mıyız? Duracak mıyız? Yok. Yine biz vazifemize devam edeceğiz. O zaman ne kadar imkanımız varsa onunla sefere devam edeceğiz. Edeceğiz. Biz Ensar'ı misyon ve vizyonu itibariyle, yani vazifesi, ufku itibariyle böyle telakki ediyoruz. Şeyde bu güzel memlekette vaktiyle zayıf doğmuş olan bu şubenin
Şimdi daha canlı doğduğunu müşahede ediyor ve bundan dolayı da çok mutlu oluyorum. Çok mutlu oluyorum, çok seviniyorum. Ensar burada sanki bir abilik yapsın, bir koordinasyon yapsın. Bütün sivil toplum kuruluşlarıyla toplansın, meşveret etsin. Nerede, hangimizin yapacağı bir hizmet var? Öncelikle bu kime düşer? Bunu tespit etsin. Oraya hep birlikte yardımcı olsunlar. Böylece biz bu sivil toplumun zorunlu olan vazifesini yerine getirelim. Çünkü bu milletin tamamı bizim. Sadece İmam Hatipler bizim çocuklarımız değil. Bugün 1 milyon çocuk İmam Hatip'te varsa, 17 milyon öyle mi Münir? Öbürlerinde 17 milyon mu? Mesela 17 milyon başka mekteplerde çocuğumuz var. Onlar kimin çocuğu? Başkasının çocuğu. Onlar da bizim çocuklarımız. Hepsi bizim. Çıplak gezende, örtülü gezende, içende, içmeyende. Hepsi bizim insanımız, bizim çocuklarımız. Bizim ecdadımızın çocukları. Bizim ümmetin parçaları. Bizim bunların hepsine karşı sorumluluğumuz var arkadaşlar. Biz kimseye sırtımızı dönemeyiz. Kutuplaşma, kutuplaştırma, kutuplaştırma. Tamam, ben iddia ediyorum kutuplaştırmayı karşı taraf yapıyor. Vaktiyle yaptı. Ellerine iktidar geçti. Her şey bizim olsun dediler. Ve ötekilere asgari imkan tanıdılar. Yani bize. Şimdi iktidar bizim elimize geçti. İntikam mı alacağız? Onların yaptığını mı yapacağız? E o kötüyse sen nasıl kötüyü yaparsın? Yapamazsın. O halde bizim bakışımız farklı. Biz onlara benzemeyiz. Nasıl bizim zenginliğimiz onlara benzemeyecek? Bizim iktidarımız da onlara benzemeyecek. Bizim iktidarımız bu ülkede aç kalmış bir kediden, hasta bir köpekten dahi kendisini sorumlu tutan iktidar olacak. Kedi köpek. Hazır alkışla almış iken Allah'a emanet olun.